namazlarımızı dizayn ederiz. Yok. Birlikte inşallah namaza, edaya geçeceğiz nasip olursa. Kapalı. Salatil kaime. Ati Muhammeden il vesilete vel fadilete vel derecete rafi'a. Ve ba'atın mekaman mahmuden illezi va'atte. İnneke la tuhliful mi'am. Velhamdülillahi rabbil alemin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Namaza durmakta acele etmeyelim. Özellikle kıble istikametine dikkat edelim. Şöyle ellerimizi açarak birbirine temas etmemeye, önümüzdeki arkadaşımıza tam hizada durmaya dikkat edelim. Ona göre namazımızı duralım. Bilhassa arkadaki, bakın. Arkadakileri bir daha kıble istikameti noktasında uyarıyorum. Bakalım. Orası biraz daha böyle kaleye doğru durması lazım. Bugüne en güzel haliyle camilerde cemaatle kılınır. Yeryüzünde Allah'ın mescitlerindeki huzur ve güveni başka hangi mekan sağlayabilir ki? Tevhidle çarpan yürekler vahdetle secdeye varırken bu kardeşliğin sevinci başka nerede yaşanabilir? Umut ve inanç, teselli ve teslimiyet, muhabbet niyet başka hangi ortamda böylesine güçlenebilir? Camiden ilim ve hikmet alınır, edep ve ihsan yayılır. Ezan-ı şerifler 7'den 70'e müminleri birlik ve beraberliğe çağırır. Şükürler olsun, hamdü senalar olsun, bu çağrıya uyduk. Özlemle, hasretle bugünü bekliyorduk. Şimdi vuslat zamanı, hislerimizi anlatmaya kelimeler kafi değil. Vakit Rabbimize kulluğumuzu, şükrümüzü, duamızı ve niyazımızı arz etme vaktidir. Aziz İstanbul'un kapıları 29 Mayıs 1453 günü bundan 567 yıl önce muazzam bir fetihle İslam'a ve şanlı medeniyetimize açılmıştır. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusuyla camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini, kadrini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım. Şimdi inşallah cuma namazının farzını kılacağız. Ardından kısa bir dua ile hemen namazımızı tamamlayacağız. Birbirimizle musafaha etmeden, fiziki mesafeye dikkat ederek ve görevlilerimizin de yönlendirmelerine uyarak buradan ayrılacağız. Cuma namazının sünnetini ve diğer tesbihatı evlerimizde kılalım inşallah. Evlerimize gittiğimiz zaman seccadelerimizi de yıkamayı ihmal etmeyelim. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul buyursun. Bizleri bu salgın hastalıktan en kısa zamanda kurtarsın. Şafi ismiyle şifa bekleyen hastalara Rabbim şifalar ihsan eylesin. Hutbemi Peygamber Efendimizin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek konusunda bizlere yardım eyle. Amin. Ela inne ahsenel kelam ve ablegan nizam kelamullahi melikil azizil allem kema kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kuriyel kur'an festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddîne indallâhi l-islam. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح لرأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك
وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي عبادتلerimizi kabul eyle. Dualarımızı müstecab eyle. Günahlarımızı affı mağfiret eyle. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikelerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle. Ya Rabbi hasta olan kulların var şifalar ihsan eyle. Şafi isminle şifalar lütfeyle. Dertli olan kullarına devalar lütfeyle. Borçlu olan kullarına edalar imkanı halk eyle. Ya Rabbi devletimizi, milletimizi ilelebet daima payidar eyle. Her türlü semavi ve arazi afet ve musibetlerden, yangınlardan, depremlerden, kıtlıklardan, kuraklıklardan sen muhafaza eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kina azaben nar. Rabbena ufir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekûmul hisâb. Bi rahmetike ya erhamer rahimîn ve selâmun alel mürselîn ve elhamdülillâhi rabbil âlemîn. تقبل منا بحرمة الفاتحة. Allah kabul eylesin. Herhangi bir kargaşaya... Yani 16 Mart 2020 tarihinden beri alınan tedbirler gereğince camilerimiz cemaatle ibadete kapatılmıştı. Yani gerek cuma namazları, gerekse Ramazan ayında teravih namazları ve bayram namazı bugüne kadar cemaatle kılınmadı. Cumhurbaşkanlığımızın aldığı kararlardaki alınan tedbirlerdeki ilerlemeler neticesinde Türkiye genelinde bugün 29 Mayıs tarihinde evlen ikindi namazları ve cuma namazı cemaatle kılınmasına izin verildi. Bugün Kozan'ımızda biz de ilk cuma namazımızı eda ettik. 30 tane merkezde camimizde, avlularında ve 3 tane de açık alanda cuma namazı kılınması için gerekli tedbirler, temizlikler, işaretlemeler yapıldı. İlanlarımızı yaptık. Cemaatimizde büyük bir coşkuyla ve özlemle o alanlara geldiler. Siz de gördünüz. Gayet de güzel bir cemaat katılımımız da oldu. Yani sosyal mesafe denilen fiziki mesafeyi koruyarak, maskeli olarak ve kendi şahsi seccadesiyle camilerimize bundan sonra cemaatimiz gelebilecekler. Ama burada sadece evlen ve ikindi namazları cemaatle kılınacak. Yine 1,5 metre mesafede durularak. Diğer vakit namazlarda ise kişiler kendileri yine ferden kılacaklar. Cuma namazları yine bu şekilde açık alanlarda şu anda kılınmaya devam edecek. Bize bugünleri yaşatan ve o özlemi gidermemize vesile olan Cenab-ı Allah'a hamdü senalar oluyoruz. Hamdü senalar ediyoruz. Çünkü özlem ve hasret ve insan...
insanlar gerçekten cuma namazını kılmayı bekliyorlardı. Bugün bunu ilk uygulamasını da yaptık. Cenab-ı Allah kabul eylesin. İnşallah memleketimiz, milletimiz bu salgından tez zamanda kurtulur. Cami mekanlarımızda daha önceki zamanlarda olduğu gibi saflara dikkat ederek daha düzgün bir şekilde ibadet etme imkanına kavuşuruz. Sayın hocam.